Cüneyt Özdemir, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı. Bugün malumunuz olduğu üzere 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2021-12 sayılı genelgesine istinaden, 24 Haziran'da yayınlanan genelgeye istinaden 30 Haziran bundan sonra Türkiye'de Koruyucu Aile Günü olarak kutlanacak. Tabi 30 Haziran'ın özel bir anlamı da var bizim için. 30 Haziran 1921 tarihinde Cemiyet Etfal, yani Çocuk Koruma Cemiyeti kuruldu. Özellikle bugün o yüzden tercih edildi. Biz de o gün, bugün onu kutluyoruz şu anda. Kimler koruyucu aile olabilir? Bizim yönetmeliğimizde atıfta bulunduğu üzere 25-65 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ikametgahının halihazırda Türkiye'de olması, düzenli bir gelirin olması bizim için öncelikler adımız şartlar. Tabii bunun yanında sağlık raporu istiyoruz. Bunlar geldikten sonraki aşamada da koruyucu aile birimizdeki birim sorumlusu Müzeyyen Hanım'ın önderliğinde arkadaşlarımız görevlendiriliyor. Evlere gidiyoruz. Bize başvuru yapan ailelerimiz hem aile ortamında hem sosyal çevresi, akraba çevresi, varsa iş çevresi, bunlar detaylı bir araştırmadan geçirdikten sonra bu ailemiz bizim için koruyucu aileye olmaya uygun bir aday mıdır, değil midir? Bunun araştırması detaylı bir şekilde yapılıyor. Bizim aslında uzun zamandan beri beklediğimiz bir gelişmeydi. Bizim için çok sevindirici, farkındalık oluşturacak bir gün oldu. Ben işin doğrusu çok mutluyum. Kayseri olarak çok iyi bir durumdayız çünkü. Yani koruyucu aile şu anda Türkiye'de 4. sıradayız. Önümüzde İstanbul, Ankara ve İzmir var. Ve son 2 yılda da, 2019 ve 2020 yıllarında da hedefe ulaşmada Türkiye birincisiyiz. Yani Kayseri'ye de bu müjdeyi buradan vermek isteriz. Tabii bu yılın rakamları da çok güzel. Şu anda bunlar da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Mesela ben size sayıdan bahsedeyim. Şu an itibariyle Kayseri'mizde 276 koruyucu ailemizin yanında 321 çocuğumuz bu hizmetten yararlanmakta. Bu bizim için bir onur, bir gurur vesilesi. Çocuklarımız bakım evlerinde, işte çocuk evleri sitesinde, çocuk evlerinde değil de bir aile sıcaklığı, bir aile yuvasında büyüme imkanına kavuşuyorlar. Burada tabii Kayseri'mizin kıymetli vatandaşlarının bu konudaki göstermiş oldukları üstün gayret ve bize vermiş oldukları destekten dolayı da hasreten bugün için minnettarız. Bizleri yalnız bırakmadıkları için, bu hizmette bizimle beraber oldukları için inşallah bundan sonra da bu hizmet artarak devam edecek. İsterseniz Türkiye ile ilgili sayı da vereyim. Şu an için Türkiye'de 8141 çocuğumuz bu hizmetten yararlanıyor. Yani güzel bir rakam. Dediğim gibi önemli olan rakamın dışında çocukların aile ortamında, aile sevgisinde, aile şefkatinde büyümesi. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Biz çocuklarımızı koruyucu ailenin yanına verdiğimiz zaman onların bütün bakım giderleri tabii devlet tarafından karşılanmakla beraber eğitim giderlerini ve ondan sonra bütün rehberlik durumlarını bizim koruyucu aile birimiz karşılıyor. Nedir bu? Her çocuk için danışman atıyoruz. O danışmanlar ilk bir yıl için her ay düzenli olarak tabii bizden yardım istendiği takdirde rehberlik ve danışmanlık anlamında aileler tarafından o sürekli veriliyor. Yani gece gündüz bizim arkadaşlarımızın bu konu hakkındaki telefonları, bütün iletişim kanalları açık. Bütün bilgiler alabiliyorlar. Bir yıldan sonra da düzenli olarak 3 ayda bir rutin kontrollerimiz var. Bunlar bizim rutin kontrollerimiz. Ha, onun dışında istediğimiz zaman tabii ki aile bizi çağırıyor. Biz gitme hakkına sahibiz. Çocuklarla sürekli iletişim halindeyiz. Onların özel günlerinde yanlarındayız. Yani 18 yaşını doldurdu, İşte bizden ayrıldılar diye bir şey söz konusu değil. Zaten devlet olarak da o 2 yılın içerisinde biz düzenli olarak onlara bakım sonrası rehberlik adı altında hizmet sunmaktayız. Yani 18'de olduktan sonra kesinlikle ve çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz. Eğitim hayatları devam ediyorsa, aynı şekilde üniversite devam ediyorsa 25 yaşına kadar. Devam etmiyorsa iş hakkını kazanana kadar hem ekonomik hem sosyal anlamda çocuklarımızın yanındayız. Bunu bir psikolog olarak söyleyeyim. Yani idareci olarak değil de gözlemlerim şu şekilde. Çocukların bir defa psikososyal değişimleri müthiş bir gelişim göstermekte. Özellikle çocuklarımız eğer ki okul öncesi dönemlerinde ise verdiğimiz zaman onların sosyalleşmelerine ciddi katkı sunuyoruz. Yani çeşitli sebeplerle tabii ki çocuklar bize geliyorlar. Yani ekonomik sebepler, sosyal sebepler ama
biz devlet olarak onlara bir aileyle buluşturduğumuz zaman, hele ki o aileyle bir bütünlük arz ettiğinde çocuğun uyumu, buradaki çocuğun hem fiziksel gelişimini, hem psikolojik gelişimini, hem de ilerleyen dönemlerdeki sosyal gelişimine çok büyük katkısı oluyor. Biz bunu kurum bakımında kalan çocukla, aile bakımında kalan, aile yanında kalan çocuk arasındaki farkı orada daha açık ve net şekilde görüyorsunuz. Kurum bakımında kalan çocuk sayısından, koruma bakım altında olan olarak söylüyorum, aile yanında desteklediğimiz çocuk sayısında Türkiye'de yine ilklerdeyiz. Ya bu da çok büyük bir, bizim için önemli bir husus. Bu ne demek? Yani biz aile yanına, aile sıcaklığına, aile yuvasına kavuşturduğumuz çocuk sayısı bizim kurum bakımında baktığımız çocuk sayımızdan daha fazla. Hem maddi olarak, kaldı ki en önemli şey manevi olarak bunu önemsiyoruz. Burada da Kayseri olarak çok iyi durumdayız. Başta koruyucu ailelerimiz olmak üzere 30 Haziran koruyucu aile günü kutlu olsun. Kayseri'de bize bu konuda destek veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu hizmetlerimiz devlet olarak ailenin yanında olmak, çocuğun yanında olmakla ilgili hizmetlerimiz son sürat devam edecek. Kayseri'de bu konuda çok çok iyi durumdayız. İnşallah kat be kat artar. Çocuklar sıcak yuvalarda, aile yanında büyürler ve onların inşallah milli manevi değerlerine katkı sunmuş oluruz.